Merhaba. Bugünkü konumuz Pareto analizi. Adını sıklıkla duymuşsunuzdur. Çok fazla kullanılıyor. %80-20 kuralı olarak biliniyor. Peki 80-20 kuralı derken neyi kastediyoruz? Problemlerin %80'ine nedenlerin ya da kaynakların %20'si sebep olur. Enteresan değil mi? Gelin bakalım şimdi Pareto analizi neymiş. Pareto analizi prosesi problemlerin büyüklüğüne ya da oluşum sıklığına göre azalan sıralamayla gösterir. Grafiğin bir tarafında problemin büyüklüğünü oluşum sıklığını gösteren sayılarımız, diğer tarafında da bunların kümülatif olarak yüzdelerini gösteren bir çubuğumuz olacak. Bir çubuk grafikten bahsediyoruz. Birazdan ekranda da örneğini göreceğiz. Peki bu pareto analizi bize nasıl bir bilgi veriyor? Şu soruları sıklıkla duyuyoruz çok problemimiz var. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ya da bu problemin bir sürü nedeni var. Nasıl olup da bir tanesini bulup ben ona odaklanacağım? Ya da bir tanesini çözsem bile ben zaten koca problemle uğraşamam. Kesinlikle öyle değil. Bir, ne kadar büyük olursa olsun problemler bir ısırık alacağımız bir elma gibi düşünebiliriz. Her ısırıkta aslında bir kısmını almış oluyoruz o problemin alt nedenlerini. İkincisi, Pareto grafiği bizim için bu anlamda kullanabileceğimiz çok iyi bir araç. Çünkü bizim hem oluşum sıklığımızı hem o nedenlerin bütün içerisinde ne kadar yer kapladığını görme şansımız oluyor bir Pareto analizi yaparak. Neden Pareto analizi yapıyoruz? Tam da bu sebepten. En çok gelişim fırsatı olan noktaya odaklanarak problemin daha büyük bir kısmını çözüyoruz. Peki Pareto analizi yaparken Pareto grafiğini oluşturmak ve sonrasında yorumlamak için hangi adımları takip etmemiz gerekiyor? Öncelikle prosesle ilgili ne tür hataları sıralamak istiyorum. Bu tabi daha önceden takip ettiğimiz verilerden oluşan bir şeyse zaten gruplanmış bir liste oluşmuş demektir. Ama biz sıfırdan bir problem üzerine odaklanacağız. Bunu alt nedenlere kırmak istiyorsak bununla ilgili olarak öncelikle bir sınıflandırma yapabilmek için Problemlerin alt nedenlerini sıralamamız gerekiyor. Ben o prosesteki o hatayla ne kadar sık karşılaşmışım, kaç tane hata meydana gelmiş, buna bakmamız gerekiyor. Ölçüm ve sınıflandırmayı buna göre yapacağız. Bundan sonra artık verilerin kullanılarak grafiğin oluşturulması gerekiyor. Buraya kadar bir veri toplamaktan bahsettik. Veri toplamayıp standart var olan veriyi de kullanabiliriz. O zaman o veriyi kullanarak bir ölçüm ve sınıflandırma yapıp Pareto grafiğini oluşturabiliriz. Birazdan örnek üzerinden bakacağız. Bu grafiği de oluşturduktan sonra geriye yorumlaması kalıyor. Nasıl yorumlayacağız biz bu grafiği? Şimdi bir ekranda gördüğünüz örnek üzerinden gidersek. Bu örnekte fiyatlandırma ile ilgili olarak bazı problemler oluşuyor ve bu hatalar tekrar iş yapmaya veya çevrenin zamanının uzamasına sebep oluyor. Finans birimi bununla ilgili olarak bir ölçüm ve iyileştirme çalışması yapmak istiyor. 3 aylık bir veri toplanıyor ve bu toplanan verilerin ekranda gördüğünüz gibi sıralaması yapılıyor. Yanlış fiyat, yanlış ürün kodu, yanlış müşteri numarası girişi gibi bazı hatalar yapıldığı fark ediliyor ve bunların kaç tane yapıldığını da ekranda görüyorsunuz. Bu veriler toplandıktan sonra bunları Pareto analizi ile analiz edersek ekranda gördüğünüz Pareto'ya bakarsanız yanlış ürün kodunun 40 tane Yanlış müşteri numarasının 30 tane, yanlış fiyatın 15 tane, yanlış tarihin 10 tane ve diğer kısmının 5 tane olduğunu görüyorsunuz. İlk kısım bize sayım. Yani sol taraf sayım grafiğini gösteriyor. Diğer tarafta da yüzdelerini görüyoruz. Bu yüzdeler alt tarafta da göreceksiniz. Yüzde ve kümülatif değerler. İlk yüzde değeri sadece o problemin yüzdesini gösterirken alt tarafta en alt satırda gördüklerimiz Kümülatif yani birinci ile ikincinin toplamını görüyorsunuz 40 artı 30 70 olarak gerçekleşmiş. Yani ben bu özet rapora baktığımda şunu görüyorum. %85'e geliyor kümülatif değeri ilk 3 hatanın. Yanlış ürün kodu, yanlış müşteri numarası ve yanlış fiyatı odaklanırsam ben problemimin %85'ine odaklanmış oluyorum. Bu durumda bu odaklandığın kısımda %50'lik bir iyileştirme oluşturursam aslında problemimi %42,5 iyileştirmiş oluyorum. Burada var olan alt başlıklar da çok fazla değil ama alt nedenlerin 15 tane 20 tane olduğunu düşünün. Sizin bunun içerisinde 3 tanesine 4 tanesine odaklanarak %80'ine yakınına odaklandığınızı düşünürseniz aslında gerçek çabanızı nereye aktarmanız gerektiğini ve nerede büyük bir potansiyel olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda bakarsak iş dünyasında da birçok alanda da sınırlı kaynaklarımız var ve hepimiz bu sınırlı kaynaklarımızı doğru yere aktarmak istiyoruz. O doğru yere aktaracağımız kısımla ilgili Pareto analizi bize çok güzel bir fırsat sunuyor. Neye odaklanırsam ben bütün içerisinde daha az çabayla daha fazlasına odaklanarak daha iyi bir iyileştirme yapabilirim. Bunu gösteriyor. Peki verilerimizi topladığımızda Diğer kısmı büyükse ne yapacağız? O zaman odaklanacak bir şey kalmıyor mu? Diğer kısmı büyükse ki bazı noktalarda bazı firmalarda görüyoruz diğer pastanın %70'ini oluşturuyor. Çünkü onunla ilgili olarak alt başlıkları toplamak bazen firmalara ek bir yükmüş gibi geliyor ya da kişilere ek bir yükmüş gibi geliyor. Hepsini diğer içinde topluyoruz. Eğer diğer kısmımız büyükse sınıflandırmayı doğru yapamamışız demektir diğerin içindekileri de kapsayarak bir sınıflandırma ve veri toplamayı yenilemek ve sonrasında Pareto analizi yapmak daha doğru olacaktır. Özetle Pareto analizi çok fazla seçeneğin ama kısıtlı kaynağımızın olduğu noktalarda çok iyi bir araç sunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Zil tuşuna basarsanız yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.